Herkese selamlar dostlar 8 Mayıs'a güzel bir tablo ile girdik ekranda gördüğünüz üzere cuma günü canlısında ciddi anlamda çerçeveletilecek bir tablo var tam 21 canlı bahis verildi ve bundan 19 tanesi de başarılı oldu ciddi anlamda inanılmaz bir başarı olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayının zaten canlı rekoru. Daha 7 gün oldu Mayıs ayına gireli. Bu cuma gününde az maç vardı. Herkes editörler olarak maçlara dağıldık. Çok güzel aldığımızı düşünüyoruz. Bilal 5'te 5, Çağrı 3'te 3, Hakan 7'de 6, Furkan da 6'da 5 yaptı. Canlımız muazzamdı. Dediğim gibi tam 21 bahis verildi ve 19 tanesinde başarı var. Hatta isterseniz sizlere bir de neler verilmiş onları göstereyim ben. Kısaca şöyle göstereyim sizlere. Şimdi burada Inter'in handikabı verilmiş devre arasında. 1.62 gibi orandan mesela en üstü gördünüz. Geçtim. Trabzon maçı devresi 0-0 bitti. Maç sonu 1.5 üst verildi. Bunu Furkan'la zaten konuşuyorduk. Öyle bir öneri yapalım dedik. Hatta Hatay'ın da golüne girelim dedik. Hatay'ın golü de 90'da geldi. Hem 1.5 üstü hem Hatay'ın golü 90'da geldi arkadaşlar. Inter maçı geldi burada. Geldi Hatay maçı. Geldi geldi geç bunu. Genk mücadelesi vardı. Genk'in atacağı bir gol. Pardon, Genkin ilk yarıda geleceği bir gol vardı. Bu başarılı oldu. Dil maçı vardı. İlk yarıda gelecek gol başarılı oldu. Geçtim bunları da. Tenis var. Tenis mücadelelerde çeyrek final maçları vardı. St pardon. Tistipas'ın galibiyeti vardı. 1.40 gibi orandan idealden geldi. Genkin golüne girildi. Geldi. Levante maçına toplam gol 1.5 üst girildi. 1.4 gibi orandan o başarılı oldu. Monaco maçında toplam gol bir buçuk üst girildi. O başarılı oldu. Zaten sürekli başarılı oldu. Oldu da oldu. Ah burada da şey vardı. Rapor çektim. Ali e, Zverev'in beş buçuk üstü. O da başarılı oldu. Derken derken inanılmaz bir canlı rekoru yaptığımızı gösterdim. Sizlere zaten atlan arkadaşlar da zaten yazılanları bir görseniz millet çok memnun kaldı. Kim memnun kalmaz ki? 21'de 19 ciddi anlamda çerçeveletilecek bir tablo vardı. Canlıyı geçelim bu şekilde. Cuma günü özet ne yaptık? Cuma günü de YouTube'da verdiğimiz maçlar da gayet güzeldi. Sadece Inter maçı başarısız oldu. Ev sahibi 3.5 alt. O da dakika 90'da başarısız oldu. Düsseldorf'un KG'si geldi. Trabzonspor'un deplasman 1.5-6 geldi ve maç sonu 0'ı geldi dakika 90'da. Lille maçının KG varı geldi. Hatta 1.90 gibi orandan da 2-3 golünü önerdim. Genoa maçını da gördünüz. Ev sahibi 0.5 buçuk üst önerdim tek tercih olarak. O da başarılı oldu. Kupon odasında ben 2 tane kombine önerdim. Kombine 2 başarısız fakat kombine 1'imiz başarılı oldu. Kombine 1'imizde idealden bir KG var kombinesi yapmıştım. Hatay maçına YouTube'da KG var olarak önermedim. Kupon odasında katıl Telegram takipçilerimize. Burada Hatay'ı KG var olarak, Düsseldorf'u da KG var olarak idealden aldım. Yaklaşık 2 orandan değerlendirdik bu mücadeleyi de kombineyi de. Cuma günü bizim için inanılmaz güzel geçti. Değerlendiren herkese tekrardan tebrikler. Hem YouTube'lu hem de katıl destekçilerimize burada keselerine bereket diyelim. Allah daha çok versin diyelim. Ne diyeceğimizi siz bu belirleyin. Şimdi bir de skor yarışması yapalım isterseniz. Derbi var bildiğiniz üzere. Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Bu maçın maç skoru ne olur arkadaşlar? Sizlere soralım. Derbi bence çok alevli olacak. Hatta ben şunu söyleyeyim. Benim skor verimde gösterilen skoru söyleyeyim ben sizlere. 3-2'lik bir Fenerbahçe galibiyeti. Yani çok gol bir maç bekleniyor. Ben bu maçı kombineme de aldım idealden birazdan anlatacağım zaten. Sizce maç skoru ne olur sizlere soralım. Bir yorum yapalım yorum bakalım. Bilen iki kişi arkadaşımıza katı Telegram gruplarına Mayıs ayının sonuna kadar dahil edelim. İsterseniz maçlara başlayalım. 7 tane mücadelemiz var. Werder Bremen ile başlıyoruz. Sizlerden isteğim arkadaşlar. Tek bir isteğim vereceğim olacak. Videoya güzel seviyede like atmanızdır. Gelir, yatar fark etmez. Fakat ben siz like attığı sürece videonun sonunda kombinerisi önerisi de yapacağım idealden. Maçları da anlatmaya zaten devam edeceğim. Başlayalım isterseniz. Aue ile Werder Bremen mücadelesi. Werder Bremen kedi gibi 4 ayak üstüne düştü. Bugün Darmstadt'da kaybetti. 2-1 gibi bir skorla Paderborn'a, e, Pader, Dorfa kaybetti. Zaten KG'sini oynamıştık, önermiştik o maçta. Werder Bremen 4 ayak üstüne düştü. Bu maçta kazanır mı? Zaten kazanır. Werder Bremen'in tarafına pek bir oran açmamışlar. Sürpriz çıkacağını sanmıyorum ben burada. İdeal bir tercihe gittim bu sebeple. Werder Bremen burada nasıl kazanır diye baktım da ilk yerden işi bitirebilir diye düşündüm. İlk yarılı 2'nin oranına baktım. 1.38 gibi oranı var ilk yarı 2'nin Werder Bremen'in. O yüzden burada direkt ben sizlere ilk yerden gelecek bir Werder Bremen galibiyetini verebilirim. 1.38 gibi orandan değerlendirecekleri bol şanslar dilerim. Leicester City ile Everton mücadelesi. Everton geçen hafta Chelsea yendi. O maçta bir sürpriz beklenebilir miydi? Beklenebilirdi. Neden beklenebilirdi? Everton düşme potasında. O ateşiyle yanıyor. Şu anda aynı şekilde yanıyor. Leicester hafta içinde bir maç oynadı Roma mücadelesi. Onun yorgunluğu vardır. Çok fazla etkin olamadı. Özellikle Leicester takımı Roma'nın yarı sahasında, ceza sahasında çok fazla topla buluşamadı. 90 dakika boyunca 8 kelebini topla buluştu. Roma daha etkindi. Fakat Leicester tarafında şöyle bir önemli gelişmeler var. Madison oynayacak, Wardy oynayacak, Barnas keza oynayacak. O yüzden Leicester'ın kadrosu burada bir sağlam. Kendi evinde gol bulabilir mi? Bulabilir. Ben burada öncelikli olarak Everton'ın golünü çıkartıyorum sizlere. Yani almak isteyen de Everton golünü alabilir fakat düzgün oran açmamışlar burada. Richarlison önderliğinde burada ucunda yine iyi işler çıkarmaya çalışan bir Everton takımı olacak. Oran güzel. 1.58 gibi oranı var. KG var aldım ben bu mücadeleye. Eee Leicester'ın da kendi evine karşılık vermesi bence normal olacaktır. Erken gelen bir gol bu mücadeleyi açar. İlk yarıda umarım şöyle bir iki tane gol olur. KG'miz gelsin direkt 1.58 gibi orandan sizlere KG varı ödereceğim. Değerlendirecekler bu maçta direkt K düz KG var olarak değerlendirebilirler. Manchester City ile Newcastle United mücadelesi. City'nin elenmesi çok kötü oldu. Ben de City'yi destekliyordum. Fakat yani 1 dakikada dünya tersine döndü bir anda. E, hadi 1.7 İki yeme bari. Keşke City çıksaydı. Ben City taraftarıydım. En azından City'yi destekliyordum. Fakat Real Madrid de hak etti yani. Geldi, sapladı, geçti. Hiç acımadı. Benzema falan derken Rodrigo bir o, bir de ondan kara bir oğlan. Kutlar bir sahne. Şimdi City burada yorgun mu? Yorgun. Çünkü uzatmalar da oynadı o maçta. Yorgunluğunu illaki hissedecektir. Newcastle burada tehlikeli bir takım zaten. Newcastle'a boşluk verirsen hiç affetmez. Saplar geçer. Benim önerim şu yönde olacak. City kazanır. Kombinemede aldım bu mücadeleyi. Fakat nasıl kazanır? O önemli. Kendi elinde sadece PL kaldı. Premier League şampiyonluğu kaldı şu an elinde. Kupadan da elendi. Fakuptan. Burada Premier League şampiyonluğunu oynayacaktır. Kazanacak mıdır? Kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Fakat nasıl kazanır benim için önemli olan o? 4.5 altında kazanır bence arkadaşlar. Stig'i burada galibiyetini alırsa. Toplam maçta 5 gol beklemiyorum. 4.5 altında 1.37 gibi oranı var. İdealden, idealden değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar anlatacak pek bir şey yok zaten. Stig'i anlatayım sizlere. Bayern Münih Stuttgart mücadelesi. Bu maçta neden aldığımı söyleyeyim sizlere. Bayern Münih maçında galip mağlup oldu farklı bir şekilde. O maçtan sonra takımda bilmem kaç kişi Ibiza'ya tatile gitmişler Bayern Münih oyuncuları. O yüzden Almanya medyasında inanılmaz bir tepki tepki var. İnanılmaz bir baskı medya. inanılmaz bir baskı oluşturdu Bayern'de. O yüzden bu maçta biz burada Bayern Münih tarafından bir tepki bekleyeceğiz diye düşünüyorum ki Stuttgart'ın da puana ihtiyacı var. O da oynamak isteyecektir. Yani burada kapanmayacaktır mutlaka. Onlar da çünkü puana ihtiyacı var. Son küme düşme şeyi veriyor. Savaşı veriyor Stuttgart takımı. Bu maçta da gol atmak isteyecektir. KG Vara gitmedim ben. Gollere gittim. Toplam gol 3.5 üst yaptım. Maçın beklenen skorunu söyleyeyim sizlere. Bakın önümde 5-2'lik bir Bayern Münih galibiyeti bekleniyor. Maçta yani 7 gol bekleniyor. Ben burada idealden 1.56 gibi 1.56 gibi orandan 3.5 üstünü öneriyorum sizlere. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Geçtim bunu da. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi muhtemelen golü de geçecektir. Yani bu maçta defanslar da yok. Vida'nın babası ameliyat oldu. Onun yanında bu maçta muhtemelen o da olmaz. Hatta yazmışlar mı bakayım ideal 11'e. Vida'yı yazmamışlar mesela ideal 11'ine. Vida muhtemelen olmayacaktır. Roizer bu maçta olmayacak. Çok önemli bir eksik. Montero olmayacak. Her iki takımda zaten defansları sıkıntı. Serdar Aziz bu maçta olmayacak. Kim Minciye bu maçta olmayacak. Her iki takımda defansında eksikler var. Defansın eksikleri benim gol bahislerimi güçlendiriyor. Hücum oyuncuları özellikle Beşiktaş tarafına baktığımız zaman Enkudu'nun çok formda olduğunu bireysel anlamda adam eksilterek girdiği pozisyonların hatta hesabı yok. Gezzal da sağda olacaktır. Burada Beşiktaş'ın defansı biraz daha sıkıntılı. Fakat dediğim gibi bu maç KG olmayacaksa hangi maç KG olacak? İdealden ben bir KG var aldım, kombineme de ekledim. 1.42 gibi oranı var burada. İdealden bir KG var aldım. Maçta erkenden gelen goller olursa zaten bu maçın kartı, korneri, her şeye gelebilir. 3.5 üstüne de gidebilir bu mücadele. 3.5 üstüne oranı da 2.42 gibi 2.42 gibi oranı var. Gollü bir maç bekliyorum. Beşiktaş'ın atmosferi Fenerbahçe'nin oyunu her iki takımı da ateşleyecektir. O yüzden KG var olarak zaten idealden sizler de muhtemelen onu düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Geçtim bu mücadelemizde. Alborg'la Midland mücadelesi. Alborg bir tepki veremiyor. 3 maçtan mağlup oluyor. Şampiyona grubu oynanıyor. Bunlar da Belçika Ligi gibi ilk 4 ilk 6 falan bir şampiyona grubu oynanıyor şampiyonu belirlemek adına. Alborg burada Dediğim gibi 3 maçta mağlup oluyor. Midland'a karşı da ilk maçta da mağlup oldu. 2-0'lık gibi. Fakat o maçta dakika 59'da bir kırmızı kart görmüştü. Stat bu maçta full olacak. Biraz araştırdıma yaptım ben burada. Alborg tarafından da bu maçta gol bekleyelim diye düşündüm ben burada. Midland zaten bu maçın favorisi. Fakat Alborg tarafından da ben gol bekliyorum bu maçta. Bir artık reaksiyon vermesi gerektiğini düşünüyorum. İdealden 1-41 gibi orandan direkt KG var tercihini sizlere öneriyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Geçti bu mücadeleyi de. Slavya Prag'la Slovaçko mücadelesi. Bunlar da aynı şekilde bir şampiyona grubu var. Hatta grubu göstereyim şöyle. Ee, Victoria Pilsen ile Sparta Prag maç yapacak. Eğer orada bir puan kaybı olursa Slavya Prag'ın bunların önüne geçme hatta liderliği alma şansı bile var. O yüzden burada Slavya Prag'ın galibiyetini zaten pek bir oran açmamışlar. 1-20 bandında bir oran açmışlar. Slovaçko zaten kalite anlamında Slavya Siviglia daha kaliteli bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ben oranın yakalamak adına da bir buçuk üstünde bir yaptım. Bir 40 bir oranı var Siviglia Pragın. En az iki gol atarak Siviglia Pragın kazanmasını bekleyeceğim. Değerlendirecekler böyle bir değerlendirme yapabilirler. MBS 3 olarak zaten bu maçta görmek mümkün. geçtim son maçım Hellas Verona ile Milan mücadelesi. Bu maçta olası bir Hellas Verona golü gelirse aynı şekilde bugün Inter Empoli mücadelesi vardı. Inter de şu an geçici olarak zirveyi aldı. Bu maçta artık ne olacak bakalım Milan stres yapacaktır mutlaka. Verona bir gol atarsa bu maçta korner yar diye düşündüm. Kornerin şu an oranı yok. Muhtemelen pazar günü sabah açılacaktır. Verona da tehlikeli bir takım. Baktım Milan'ın deplasmanı ve Verona'nın kendi evinde bol kornerli maçlar çıkartabiliyor. O yüzden idealden burada bir 8.5 üst korneri sizlere önerdim. Özellikle Verona bir gol atarsa öne geçerse bakın korner 15-16 tane korner bile çıkabilir. İdealden korner önerdik mi 8.5 üst korneri? Yüksek orandan da 1.92 gibi oranı var. Milan'ın klasik deplasman maçları diyerekten de 2-3 gol bandında kalması da muhtemeldir. 1.92'de onun oranı var. Bu maçta da böyle bir yüksek oran tercih yapmış olalım. Diyerekten de toplamda 8 adet mücadele anlattım sizlere. İdeali yüksek oranıyla değerlendireceklere bol şanslar. Kombi önerim ekrana gelsin isterseniz. Benim sizlere idealden 2 maçlık bir kombinelerini var. Nesine oranı 1.95 almak isteyenler değerlendirebilir. Manchester City ve hemen galip gelmesini zaten bekliyorum. Ellerinde sadece Premier Lig'i var. Hemen arkasında bir puan gerisinde Liverpool takibinde. Burada Manchester City galip gelecektir. Fakat 5 gol beklemiyorum. Hem yorgun olacaktır hem de Newcastle burada 1. ve 2. bölgeyi kapattığından dolayı 4.5 altında bir Manchester City galibiyeti. Diğer maçımda Beşiktaş Fenerbahçe maçında da KG var olarak değerlendirme altına aldım. Gollü bir maç bekliyorum. Yüksek orandan hatta 2.42'lik orandan da 3.5 üstü bile sistem kuponlarına girebilir diye düşünüyorum. Pazar önerim bu yönde değerlendirecekleri bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.